Selam gençler, yepyeni bir videoya, yepyeni bir Gezgin Pixelmon videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Gezgin Pixelmon'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama her şeyden önce gençler biliyorsunuz ki bu seri sizin beğenilerinize göre geliyor ya da gelmiyor. Bu videoda sizlerden 45 beğeni bekliyorum. 45 beğeni geldiği takdirde cumartesi günü sizlerle birlikte olacak yeni bölüm. Onun dışında gençler 2000 abone olmak gibi bir hedefim var. Böyle bir arzum var. Bu hedefe ulaşmam için abone olmanız çok önemli. Abone olmalısınız lütfen. Abone olunuz efendim. Aynı zamanda katıl butonu var desteklemek istiyorsanız. Yorum atarsanız da zaten günü yorumu vesaire çıkıyor. Ve zaten biliyorsunuz ki hepsini okuyorum. Oh. Evet. Zaten az yorum var. Bu konuşma yaparken nasıl hep geriliyorum. Ama şimdi şey diyeyim ben. Hemen Wonder Trade'e geçelim. Hemen. Tekst. Çat diye geçelim. Hadi geçtik. Evet gençler şimdi surprise me diyeceğim. Ve karşıma çıkacak Pokemon'ları biliyorsunuz ki chart'ta çevireceğim. Hadi bakalım. Surprise me. Benden geldi o ses. Bakmayınız. Bu arada gördüğüm kadarıyla buradaki Pokemon'lar arasında şu arkadaş galiba Ultra Beast, emin değilim. Bayleaf olabilir. Olabilir. Sonuçta starter'ın son evrimi. Onun dışında bir şey değil mi? Çok bayağı ya Jolteon belki iyi Pokemon diye alınır ama hiçbir efsane bir Pokemon yok. Sabble var burada starter. Magmar 50 seviye olur genellikle. Magmar fena olmayabilir. Dartrix evrim yani yüksek seviyeye gelirse sıkıntı olmayabilir. Yani evrimleşecek gibi. Jolteon olabilir. Kötü Pokemon değil. Ama burada baktığım zaman su Pokemon'um yok değil mi benim? Su Pokemon olmadığı için belki Wailmer olabilir. Buradaki Pokemon'lar çok kötü değil onu söyleyeyim. Yani burada abi çok kötü Pokemon dediğim Pidgey dışında yok. Pidgey de kötü Pokemon değil. Ama çok daha güçlü şeyler olabilir yani Pidgey sonuçta ilk evrim. Yani Pidgeot olsaydı mesela daha iyi olurdu. Ya da Pidgeot olsa bir tık daha iyi olurdu. Baktığım zaman şu arkadaşın çıkmasını isterim sadece. Naganadel. Neyse artık. Pokemon arkadaşımızı bilmiyorum nasıl bir Pokemon. Ondan hiçbir fikrim yok. Ama yeni jenerasyon Pokemon'lardan birisi. 804 numaralı olduğuna göre öyledir. Acaba hangisi çıkacak? Ama dediğim gibi çok kötü Pokemon'lar yok. Ama ben Ninjask istemem. Onu söyleyeyim. Ninjask istemem. Jortik istemem. Pidgey istemem. Cacturne istemem. Ya çok kötü değil ama istemem. Ya gerisi olabilir. Ama bu efsanevi olsaydı ve onun heyecanını yaşasaydık çok çok daha iyi olurdu tabii ki. Hadi gençler ben bunları yazıp giriyorum. Evet gençler yazdım isimleri ve geldim. Birazcık şöyle yapacağım diğer videoda yaptığım gibi. Birazcık bunları çoğaltmak istiyorum. Yani daha fazla heyecanlı olsun. Daha böyle küçük hamleler çok işimize yarasın. Evet şu an gerçekten birazcık kaymayla bile. Şu kadar kaymayla bile neredeyse bütün Pokemon'lar değişebilir. Şimdi bakalım. Umarım güzel istediğimiz Pokemon'lardan birisi çıkar. En çok istediğim hangisidir? O Ultra Beast'e benzeyen arkadaş çok isterim. Hadi bakalım. Naganadel öyle bir şey var ya. Naganadel. Hadi oğlum. Hadi koçum Naganadel. Bakıyorum. Bakıyorum. Bayleaf gelsin. Hayır Naganadel. Bayleaf. Ya neyse iyi. Naganadel gelecekmiş. Bak ben Bayleaf'i gördüm. Naganadel'i hemen yanındaki olduğunu fark etmedim. Fark etsem dur demezdim. Gitlemezdim. Bayleaf diye bağırmazdım. Neyse. Bayleaf iyidir. Geçelim bakalım. İyi ya. Yani daha doğrusu oyuna. Evet gençler. Oyunumuza döndük efendim. Ben bu Bayleaf'i aldığım için mutluyum aslında. Bir starter Pokemon'u daha edindik. Ve zaten çikolatayı kaçırmıştık. Şurada bir çikolata bulmuştuk. Öldürmüştük ya. İlk öldürmüştük. Onun için ne yapıyorsun? Bak sen de diğer Pokemon'lar gibi kudurma hemen. Bak bak bak. Hepsi kuduruk abi. Hepsi kudurmuş. Hepsi dönüyor. Hepsi içinde kurt var. Dur dur sakin. Saat 12. Aklıma gelmişken bir hemen uyuyorum. Uyuyalım. Konuşamadım. Burada bulut mu var? Evet. Hemen gençler şuradan çıkarsak çantamızı çok olur ama çıkartamadık. Buradan ne koyabiliriz buraya? Buraya toplarımızı koysak işlemiyor diye biliyorum. Diye düşünüyorum. Petleri koyabiliriz aslında çantalara değil mi? Petleri koyabiliriz gençler. Petler çok da gereksinimimiz yok. Ne gerek var ki pete değil mi? Kullanmıyorsak eğer. Şunu atarız. Yeterli olur. Ölümüz var burada. Şu arkadaşı okumayız herhalde. Attım gitti. Şu arkadaş ne yapıyordu? Olayı neydi bakıyorum. Sound Blast. Çok iyi değil mi? Çok iyi değil miydi? Yani sesle ittiriyor gençler. Sesle bir ses dalgası oluşturuyor, ittiriyor milleti. Ama ben bu olayın sesinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Gerçi durdu mu durdu. Ama bunu da çantamıza koyalım gençler. Hiçbir şey yaradığı yok. Şöyle şimdi asıl çantayı çıkartalım. Şöyle bir. Aslında daha farklı bir tuşa koyabilirim ben bu tuşu ya. Şey çantayı açma şeyini. Biraz zor geldi bana ama neyse. Uyuyalım. Farkon ne yapıyorsun? İstiyor musun senin sahibim olmanı? Senin sahibin olmamı. Heh şöyle. Dur dur dur. Şöyle. Tamam. Şimdi gençler simgeyi salalım. Simge salınsın. Ve PC'ye gibi gelelim. PC'miz nerede? Aha da burada. Chat PC'den hemen şöyle bir Swiper koyalım. Furfrou'yu koyalım mesela. Şu Havlukay'ı çok sevdiğinizi söylediniz bana. O zaman Havlukay'ı kullanalım arkadaşlar. Golbat kalsın. Uçan Pokemon'umuz yok bu arada değil mi bizim? Ferrou mecbur alacağız. Golbat kalsın. Crobat olmasına çok zaman var mıdır? Vardır ama olsun kalsın. Onix kalmasını da istiyorum aslında. Havlukay yerine öyle yapacağız o zaman. Havlukay'ı şey edeceğim. Veda edeceğim biraz bir süre. Crobat olana kadar. Golbat'ı salayım. Simge'yi de salayım. Bundan arkadaşlık seviyesinin artması gerekiyor. Bunlar dışarıda salınsın. Merhaba Larvitar. Çok seviyorum seni ama Pupitar'a bulsam belki
Tiny Tarot bulsam senden 10 kat daha iyi olur. Çünkü senin seviyen 50-60 falan bir şey yapmak lazım evrimi geçirmesi için Tiny Tarot olması için. Biraz zor yani. Tamam, bir Pokegive yapalım. Pokegive X Angry Flame Bayleaf abi. Hadi oğlum. Abi lütfen böyle 50 seviye bir şey çıksın. 22 seviye Bayleaf mi olur abi? Bak şaka mısın sen? Bayleaf dediğin böyle bu seviyede mi olur şimdi? Bu seviyede mi olur ya? Uçuyor lan bu. Flash olduk abi. Aram dur lan. Tamam. Tırman şimdi dağın tepesine. Şuraya tırmanabilir misin? Tırmanabilir misin? Zıplayabilir misin? Zıplıyor. Daha hızlı zıpla. Çok güzel zıpladın. Tamam. Bayleaf seni seviyorum. Bayleaf işte bu ya. Güzel bir atımız oldu. Evet. Bayleaf'in üstüne binerek gayet hayatımıza devam edebiliriz gibi gözüküyor. Çok hızlı. Dur bakalım dur. Bekle şimdi. Bayleaf seni kullanacak mıyım ben? Senin IVS'in kaç? Buyurun. IVS 2.55. Güzel. Ortalaman. Ortalamasın diyelim. Ortalamanın üstü diyecektim de. Çok kaçar. Neyse şimdi Abluka gel buraya. Geri gel Abluka. Onyx Reis. Nasılsın? Ama seni kullanmayacağım şimdi. Golbat'ta ikisini salayım. Bunlar gezsin. Bunlar gezerken bir Extreme Yıldız'dayız zaten. Efsane ne zaman çıkacak diye bakalım. Shakespeare's Legendary diyelim. 9 dakika sonra Ente çıkabilir. Tamam. Ya güzel bir biyomdayız aslında. Charmander mesela bulabiliriz. Hayır ise Charmeleon ya da Charizard bulabiliriz. Bunlar bizim için işi iyi olur. Ama yapalım mı yapmayalım. Kritik soru. Neyse biraz gezelim bakalım. Bu biyom dediğim gibi kötü bir biyom değil. Ve gezinesi bir biyom. Burada aslında kaslı babaçlardan bulabiliriz. Kaslı babaç bulmamız bizim için iyi olur. Bakacağım şeye. Chunk'lara. Bir Chunk'ı ona düşürdüm. Biraz FPS düşüşü hissettim. Bakayım kaç FPS alıyorum lan ben. 92 alıyorum işte. Niye böyle FPS düşük geliyor bana? Deliyor bana. İyi konuşamıyorum. Çarkollar markollar. Yanlışlar seni geri aldım. Attım geri. Biz buraya geldik mi? Yani buraya ziyaret ettik mi? Şunları açtık mı mesela? Açmamışız. Açalım ne güzel. Şöyle quick ball'lar var. Direkt alırız abi. Reveal önemli olur. Aldık. Eve ekini almayacağım. Bunu açmamışız. Şunu açtık. Şu ekmeği alayım. Bu ne abi bilmiyorum. Bu nesin? Sen hıyar mıyar senin anası. Sen seni almayacağım. Bakıyorum da başka da acaba içinde bir şey var mı? Yok. Pasta var. Pastayı yeriz. Bir dakika şunları da bir kontrol edelim. Merhaba 34 seviye. İstanbul'a selam ediyorum. Buradan quick ball'ları, poke top'larını alayım. Bunlar niye birleşmedi? Niye birleşmiyor? Poke top'u poke top'u. Oğlum siz niye birleşmiyorsunuz? Amacınız ne? Neyse. Toplar böyle kalsın bakayım. Bu ne? Cookie pot. Peki. Anladım. Şöyle bakalım. Basketball'lar çok çıkıyor bu arada. Bu iyi bir şey. Onu söyleyeyim. Ama kritik önem içermiyor. Bu ne? Slime ball gibi bir şey mi? Bunny block. Yani bal. Balın özelliği ne abi? Yapışıyor değil mi? Hoşuma gitti biliyor musun? Hoşuma gitti gençler. Şunları da aldık. Pot çok da lazım değil. Bir şey değil mi? Çok da lazım. Tamam belki lazım. Şöyle bunları da açmaya devam ediyorum. Repeat ball var. Ne yapıyormuş? Falan filan. Pekala. Repeat ball da güzel. Super potion fena olmayabilir. Aldık. Bunu açamıyorum. Bu ne? Bunu açamıyoruz. Çok fazla bildirim geliyor gençler. Kusura bakmayın. Bir kaşın duyabilirsiniz. Bir kaşın duymayı şu an duydunuz. Videodayım dememe rağmen bildirim geliyor. Gerçi ben şeyi kapatayım ya. Tarayıcıyı kapatayım da oradan gelmesin. Telefonu sessiz aldım zaten. Şöyle bir tekrar oyuna girdik. Tamam. Dur bakalım. Burayı da gezdik. Bu ne abi? Dur bakacağım. Pasta yazın gerekiyor gibi mi? Sen nesin abi? Absol. Bir de Megas'ın sen. Bir Epic'sin hem de ha. Epic. Ama Megar'ınki lazım biliyor musun? Ama seni biraz yenmek zor olabilir benim için. Absol. Dur şimdi dur. Onyx'i senin üzerine diremem lazım. Onyx. Kafasına vur. 80 seviye. Vay. Rock Slide. Tekemedim. Curse. Öldüm. Incineroar. Darkest Lariat. Darkest Lariat. Vurmuyor. Double Kick. Fire Fang. Öldüm. Golbat da ölecek. Havluka'nın canı alsa onu bir deneyelim. Mesela Wing Attack, Taunt vesaire. Ben Runlamayı tercih ediyorum. End Battle diyeceğim. Bu bana yarayacak gibi değil bu savaş. Bakacağım efsane ne zaman çıkacak. Efsane 5 dakika sonra çıkacak. Rayquaza çıkma ihtimali var tabii burada. Ya biz buradan gidelim ya. Bir şey diyeyim mi? Rayquaza falan çıkıyor ama biz buradan bir gidelim. Çünkü Pokemon'larımızı canlı iyileştirmek istiyorum. Peki gerçi bir dakika. Dur iyileştirmek istiyorum da. Burası köy değil mi ya? Burada Healer vardır. Bir Healer'ı bulalım. Healer. Uuu köy güzel. Dealing var. Ama almayacağım. Dur. Evler nerede abi? Evlerin geri kalanı burada. Kıralım kazmamızla. Kusura bakmayın kazmayı kırdığım için. Ben bazen sinir oluyorum insanlara. Niye kazmayı kullanıyorsun da kırıyorsun diye. Ama olsun. Şuradan bir healerlayalım. Bilgisayarı da var. Güzel. Keşke healer'ın taşınabilir olsaydı değil mi böyle? Hiç uğraşmazdık. Top alabilir miyiz? Bizim paramız kaç hocam? 822 poke dolarımız var değil mi biz? Onu alamayız da. Belki TM alabilir mesela. Şey var mı? Full swipe TM'i var mı mesela? Öyle bir şey bulsak çok iyi olmaz mı? Bir şeyler satabilir miyiz bu arada? Sel, charcoal mesela. Ben bir Onyx'i nasıl evrimleştireceğimiz bakmak istiyorum ya. Onyx'i evrimleştirmemiz bizim için çok iyi olur çünkü. Burada efsane ne çıkıyor? Çıkmıyor. Peki. Çıkmıyorsa çıkmıyor abi. Çok da kasmaya gerek yok. Ben Extreme Hills'a gezmeye devam edeceğim. Belki kayda değer bir şeyler buluruz. Sakince ilerleyelim. İlerleyelim. Buradan bir zıpladım. Simge ve Golbat'ı salmaya devam. Bunlar salınsın ki oynasın yavrucaklar. Arkadaş seviyeleri yükselsin. Kaç olmuş Simge'nin mesela arkadaşlık seviyesi? Bakıyorum. 188 az kalmış. Golbat'ı 119. Pekala. Bunların ikisi de yükselmesi gerekiyor. Krobat olmasını çok isterim mesela. Krobat güzel bir Pokemon. Güzel, güçlü bir Pokemon. İlerleyelim bakalım. İlerleyelim. Orada trainerlar var. Bu trainerlarla savaş yapabiliriz aslında. Efsanevi için 3 dakikamız var. Rayquaza'nın çıkma ihtimali var hala bu dakikada. Ama çıkar mı çıkmaz mı onu bilemem. Ben şey yapmak istiyorum bölümde. Natural Compass yapmak istiyorum gençler. Natural Compass. Nasıl yapılıyordu? Pusula istiyor. Pusulanın etrafına herhangi bir odun. Ardından sapling. Sapling bulmak kolay. Pusula yapmak için bize redstone lazım. Redstone da var ama çok güzel ki. Hemen yapalım o zaman. Çok da bir engelimiz yok çünkü. Ama ilk olarak şu kaslı babaç olmayan ama kaslı babaç olma potansiyeli sergileyen
bu arkadaşı yok etmemiz lazım. Golbat'la yok edeceğim. Golbat yok et bunu. Yok yok et oğlum. Astonish kullan. Ya da Poison Fang falan kullan. Çok güzel. O da bana vursun biraz. Ama bu kadar vurucuktan bir şey olmaz diyelim. Ve ölsün. Güzel. Stick geldi almayacağım. Güzel güzel. Arkadaş seviyesi artıyor mu bir savaş yenince mesela bu reisin? 121. Belki de arttı belki de artmadı bilemem. Ama salacağım dışarı. Bu arkadaş küçük şey bir şey yaramıyordu. Onyx var burada. Onyx'lerin içinde bir şey çıkma ihtimali var mı mesela? Gerçi ben Onyx'in neyle evolve olacağını bakmak istiyorum hemen. Bakıyorum gençler şu anda. Onyx arkadaşımızı Metal Coat lazım. Metal Coat. Peki Metal Coat'u ben nasıl elde edeceğim? Pixamon'un wikisine girelim hemen. Efsane ne zaman çıkacak ona bakacağım. 1 dakikası var. Oyunda durayım ki 1 dakika boyunca gelme ihtimali daha yüksek oluyor sanki. Pidgey geldi bu arada. Metal Pidgey. Bakıyorum sağa sola gidiyorum. Sağa sola gidiyorum. Yürüyorum. 1 dakikası var. Hadi oğlum. Bu bölümde efsanevi istiyoruz. Efsaneleri tutmak için yeterli kadar gücümüz var mı? Emin değilim ama olabilir. Çok güçsüz değiliz abi. Ben güçsüz olduğumuza inanmıyorum. Kesinlikle gücümüz var. Elde edebiliriz abi. Canını azaltabiliriz efsanevin. Herhangi ne olursa olsun. Hadi 1 dakika. Hadi 1 dakika. Rayquaza istiyoruz tabii ki. Rayquaza'nın içinde gönlümüz, kalbimiz, bir şeylerimiz var. Hadi oğlum. Hadi koçum. Hadi yavrum. Gelmedi mi? Hala gelebilirsin. Hala gelebilirsin. Olduğum yerde duruyorum. Biraz sağa sol yapıyorum. Yaşadığım AFK olmadı boyun görsün. Belki AFK olduğumuş atmıyor falan bazen. Bu arada gelmedi. Neyse. Gelmesi ben bir bakayım nasıl Metal Coat'u elde edeceğim. Metal Coat. Metal Coat'a şu an bakıyorum gençler. Nelerden çıkıyor? Ya Steelix, Scizors, Metagross'dan çıkıyor. Ve %10 şansla çıkıyor. Health item olabiliyor. Health item olabiliyor Metagross'ta vesaire vesaire. Beldam'da falan. Onun dışında çok da çıkmıyor ya. Gerçekten çok çıkan bir şey değil maalesef. Evet. Drop şeylerden çıkabilir. Droplardan çıkabilir diye düşünüyorum. Yani loot. Loot box'lardan çıkabilir. Ama bilemiyorum. Ya bizde Pokemon droplar önemli. Empeleon'dan çıkıyor. Bisharp'tan, Mega Arena'dan çıkıyor. Registeel'dan çıkıyor. Metagross'tan, Scizor, Steelix. Ya Scizor en kolayı gibi. O da zor ama. Yani ciddi ciddi kolay bir şey değil. Ciddi ciddi zor bir şey bu. Metal Coat'u elde etmek. Ama elde edecek miyiz? Kesinlikle etmemiz lazım. Ya efsane çıkmasına hazır varken bir süre. Biz buradan gidebiliriz isterseniz. Biz buradan gidelim. Firov neredesin Firov? Göster kendini. Göster kendini. Machop. Machop'un üstüne attım yanlışlıkla. Neyse öldür o zaman. Vurmadı bana. Pek dedim. Çok fazla vuruyor. Güzel. Devam devam. Pek devam. Pek devam. Bir canın kalmış. Teşekkür ediyoruz. Ölmediğin için ama öyle artık. Firov dedik. Zıplayalım. Simgenin evrimini bu bölümde görebiliriz diye düşünüyorum ben. Onu da söyleyeyim. Şimdi etrafta ne var ne yok. Ne var ne yok bakmak lazım. İlerleyelim bakalım. Bizim gitmediğimiz bir yer mi burası? Gayet gittiğimiz bir yer. Zaten çoğu yere gitmişiz. O zaman düz ilerlemeye devam edelim. Düz ilerleyince gitmediğimiz yerleri uğrayabiliyoruz. Şöyle bir ilerleyelim. İlerleyelim bakalım. Böyle bir açık arazi görmek istiyorum. Açık arazi olursa yürüyebiliriz. Orada yürümek zevkli olabilir. Aynı zamanda Pokemon'lar bizle beraber gelebilir. Evet burası aslında açık bir arazi gibi. Firov değil de Simbi'yi ve Golbat'ı dışarı çıkaracağım. Golbat sen de çık. Incineroar'a binebilir miyim? Bindim. Mantıklı. Golbat da dışarı çıksın. Hadi gidelim. Kokarcamız var burada. Çok Kokarca'yı görme taraftarı değilim. İlerleyelim bakalım. Simbi ve Onix, pardon Golbat ışınlanır bize herhalde. Yarıda kalmazlar diye düşünüyorum. Hızlı gidiyor zaten Incineroar'da çok şükür. Çok şükür bin şükür. Seni hızlı koşturana. Tekrar Extreme Yola geldik evet. Ne demişler? Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıdır ki ben de şu anda tekrar buraya geldim. Neyse dağların tepelerinden ilerlemeye devam edelim bakalım. Şu anda Alp dağlarına çıkıyoruz galiba. Racial Kompas yapacaktık en son. Biz ne oldu ona? Harbiden ne oldu ona? Tepeye çıkalım da düşünürüz. 3 blok atlıyor. Helal olsun be. Helal olsun be. İşte bu be. İşte bu. Yürek budur ya. Evet. Alp dağlarına falan çıktık herhalde. Burada simge vesaire de gelebildim. Hadi burada şey yapalım. Önce bir uyuyalım. Şöyle alanını açalım. Önce şuradan bir uyuyalım. Önce bir uyuyalım. Ardından şey yapacağım. National Compass yapacağım. Belli biyomlara gitmemiz önemli. Hoppa. Merhaba. Incineroar döner. Incineroar'ın amacı dönmek zaten. Bir dakika. Niye olmadı? Tamam. Oldu şimdi. Merhaba. Yatak. Aa yatak hala var. Ne güzel. Yatak bıraktı. Burada mantarlar vesaire var. Neyse. Burada efsane olarak ne çıkıyor? Ben burada bir Riolu gördüm. Ente çıkıyor burada da. Riolu gördüm. Riolu'yu alalım gençler. Çok seversiniz siz. Kukarya falan oluyor sonra bu. Riolu ne yapıyorsun? Nasılsın? İyisin inşallah. Rüzgar aklıma geldiniz. Rüzgar diye bir kardeşimiz vardı bizim takipçimiz. O çok severdi. Riolu'dur, Lucario'dur. Hemen alalım o zaman. Simge sen bunu alırsın. Simge doğu güç var. Abi şimdi önce bir uyutalım. Uyutmak önemli. Ardından bir pound yapalım. Pound ne kadar vuracak bakalım. Pound güzel vuruyor. Uyumaya devam etsin. Bir kere daha vururum. Güzel canını isterim seviyeleri indirdim. Şimdi topu atalım. Nerede topumuz? Captured oldu direkt. Ne güzel. Hemen bakacağım. IVS'ini. Merak etmeyin ben de merak ediyorum. Şöyle bir bakalım IVS'lerine. IVS 2 diyeceğim. 72 IVS. IVS. Wow. Wow. Oldukça güçlü bir Riolu bu. Oldukça güçlü. Güzel. Oldukça güçlü bir Riolu'ya karşılaştık. Bu arada Pokemon X'iyle Riolu'ya devam etmek istemiyorum. Gel bakayım Swiper. Şöyle bir Hitmonlee var burada. Kaç seviyesin? 25 seviyesin. Evet Hitmonlee. Doğru söylüyorsun. Seni bırakacağım. Senin canını bağışlayacağım reis. Şurada trainer var. Trainer'ı dövmek istiyorum ama. Yok. Belki transfer tutor. Ne demek oluyor bu? Mesela hero versek. Hair cutter, medic cutter. Yani biraz sıkıntı. Maliyetli. Hadi şey yapalım. Natural Compass'ı yapalım. Şimdi Natural Compass için bize pusula lazım. Normal pusula yapmak için bize demir lazım. Demirimiz var mı? Var. Hemen demirimizi
elimizde normal bir pusula yaptık. Sapling lazım bize. Saplingimiz olduğunu düşünmüyorum. Bakayım var mı? Yok. Saplingimiz yoksa sapling buluruz. Simgeyi burada dışarı salayım. Wobbat'ı yine dışarı salalım. Onyx fall damage yemiyoruz bunların üstündeyken biz. O zaman aşağı inelim. Evet. Gelmişken buraya bir sapling lazım bize. Sapling için. Kıralım bakalım. Evet. Güzel kırdık. Elma da geldi. Ama şu an lazım değil. Şu anlık elmaya hiç lazım değil. Bakalım sapling yeteri kadar gelmedi. Şimdi elmaları atalım, stickleri atalım. Şimdi yeteri kadar bizde var. Sapling. Hemen sapling'i koyuyorum. Odun vardır. Odun vardır bizde. Var mıdır? Nasıl yoktur? Odunsuz insan mı olur? Şeyim var mı? Baltam. Yok mu? Peki yoksa yoktur. Yapacak bir şey yok. Hemen kırdık. Şöyle bir tekrar açtım. Şöyle etrafına koyuyorum. Bir tane de pusula lazım. Pusula nerede? Burada. Ters mi koydum? Ters koyma ihtimalim var. Şöyle, şöyle. Tamam. Natural Compass'ı ürettik. Ama alamıyoruz. Şimdi al. Elması koydum. Şunları atacağım. Charcoal'u sakın atma ver. Şöyle aslında çantamızın içine birazcık da şunları koyabilirim. Place'ı zaten koyuyormuşuz. Koymaya devam edelim. Metal Coat'u koyduk. Metal Coat diyorum. Charcoal'u. Tamam şimdi Onyx'e binelim. Yolumuza devam edelim. Onyx neredesin? Onyx. Aha buradasın. Onyx! Tamam. Onyx'e tutunduk. Havasını uzattı bizi aldı arkadaşlar. Ölmedik o yüzden. Zıplamaya devam. Evet biz şu an Onyx'e dönüştük. Onyx bir şey olmaz sana. Yanmazsın sen. Yanmaz aynen sen yanmazsın. Sen taştansın oğlum. Kendine gel sen taştansın. Orada bir şey var. Savanna biyomum var. Savanna biyomunda Sizors'lar, Mizors'lar bulabiliriz. Ya da Metal Coat'lar ve Metal Coat'lar falan. Metagross'lar vesaire. Metagross gerçi şöyle de oluyor değil mi? Yok Metagross şeyde oluyor. Mesa'da oluyor Mesa'da. Anam düşmeyelim. Bir tane şey bulduk. Tapınak bulduk. Tapınak diyorum. Evet tapınak doğru söylemişim. Tapınak. Ya çıkamadım. Neyse kır. Şuraya da bir de atalım tekrar Sent şeyini. Şimdi bize şey kazmam nerede benim sorması ayıptır. Kazmayı tamam kazmayı aldık. Şöyle bakıyorum. Böyle aşağı doğru inelim bakalım. Tamam. Iron ingot var. Plate var. Çok güzel. Iron ingot var. Plate'i alalım. Bu ne? Satmaya şey. Ama çok para veririm. Bir ingot falan değişikmiş. Belki verir. Şunları geri koydum. Bu arkadaşı Google'sa alalım. Belki işimize yarar. Parayı da alalım. Tekrar boşa döndük. Şimdi burada nasıl çıkacağım ben? Bakalım elimizde bir blok var mıdır? Yoktur. Tamam. Şöyle bunları kıralım o zaman. Şöyle bir çıkmaya devam. Görüşürüz Ferov. Sen kendine iyi bakarsın zaten diye umuyorum. Şöyle bir zıplamaya devam. Şu arkadaşlara da terakotaları da koyduk. Buranın rengi değişik. Neyse. Simge koyacağım. Bobot'u koyacağım. Onyx'e bineceğim gideceğim. Bakalım Metagross falan çıkacak mı? Hiç çıkmıyor galiba burada. Şeyde çıkıyor. Mesela çıkıyor dedim diyor. Burada bir köy var galiba. Aynen köy var. Köye gidelim bakalım. Köyü biraz soyalım. Soğanla çevirelim. Evet. Klasik bir Minecraft köyü var burada. Çok da aslında healer yapmamız gerek yok. Pokemon'larımız canı yüksek. Gidelim bakalım. Ne var ne yok burada. Lan sal beni. Bu savanna biyomunda aslında belli başlı ateş Pokemon'ları oluyor bu starter Pokemon'un. Pelekin gibi. Var mı bakıyorum ama yok. Bak Mesa biyomu bulduk sanki değil mi? Evet Mesa'yı da bulduk. Evet Mesa yapmamız çok iyi oldu. Metagross çıkabilir. Metagross çıkabilir. Çıkarsa çok iyi olur. Bu ne abi? Kaktüs ağaçları. Çok güzel. Rengi mi değişiyor bu Onyx'in araları? Arada bir bana öyle geliyor. Yoruluyor musun oğlum? Sen yorulmazsın oğlum sen kendine gel. Bu arada Metagross'un içinden çıkıyor değil mi bu? Yani küçüğünden değil. O zaman içimiz zor. Evet. Mesa'yı bulduk ama. Bu arada Shrine hiç gördük mü sorması ayıptır ama. Shrine görmedik değil mi? İlginç bir şekilde. Aynen. Biz gördüğümüz yerlerden geçiyoruz değil mi? Neredeyim ben? Yo görmedim yerlerdeyim. Peki güzel. İlerleyelim bakalım. Bak şurada bir Master Ball şeysi var. Hemen girelim. Bu ne lan? Ha zincir. Hadi Master Ball'dan bir Master Ball çıksın da. Efsane bir garanti olsun arkadaşlar. Powerband geldi. Yani daha iyi bir sürü şey olabilirdi. Evet çıkalım şimdi. Bu sefer de Firov'a binelim. Love var vesaire, Love var vesaire. O küçük Master Ball'lardan aslında burada çok net bulabiliyoruz. Çünkü direkt belli yani. Onlara bakalım bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Burada bir köy var yine. Az önce gördüğümüz köy olması ihtimali yüksek. Efsanevi içecekler süremiz var. 2 dakikamız var. Efsanevi için 2 dakikamız var. Efsanevi olmayan bir biyomdayız şu anda. Efsanevi olmayan biyomlarda olmak biraz sıkıntı bizim için. O zaman Natural Compass'ımız nerede bizim? Natural Compass'ımız nerede hoca bizim? Burada. Hemen bakıyorum. Bize güzel bir şey lazım. Güzel bir şey lazım. Ne çıkabiliriz? Ya biz Extreme Hills'a yine gidelim ya. Extreme Hills'ı niye bulamadım ben? Desert Hills falan filan. O zaman hazırız çöle gidebiliyorken çöle gidelim bari. Çölde efsanevi çıkacağını biliyoruz zaten. Şuradan çöle gidelim. Çölde efsaneviler var. Çölde çıkacak. Bunu biliyoruz. Şöyle bir gidelim. En azından efsanevi çıkarma ihtimalimiz olsun. Ama gün vakti mi çıkıyorsun yoksa? Gün vakti mi çıkıyorsun yoksa efsane bireyiz? Hemen uyuyalım. Uyu. Hayır uyuman lazım Berk. Kapadı gün artık. Gün kapadı. Uyu. Heh gün vakti çıkıyor bunlar herhalde. Evet uyandım. Merhaba uyandım. Hayır. Efsane nasıl yok? Efsane nasıl olmaz? Nasıl olmaz efsanevi? Efsanevi nasıl olmaz? Şimdi var mı ihtimal? Hayır. Hayır efsanevi yok. Hayır. Efsanevisiz mi olacağız? Hayır. Çantamı nereye kaybettim ben? Şuradan. Of git gelmedi. Saçma bir şekilde. Nasıl alamadık ya? Şöyle şöyle. Lan. Bak kardeşim. Bak kanka. Gelsene ya. Oğlum ben hep bastığım tuşlara basıyorum. Az önce aldım seni ben. Niye inat ediyorsun ya? Oo gelmiyor. Gelmiyor ayıp oluyor. Efsanevi bir tane daha efsanevi çıkarma şansımız olabilir mi video diyeceksiniz. Olabilir. Olamaz değil de. Gel gel. Gel kıramıyorsam böyle alamıyorsam böyle alırım. Magmar geldi tamam. 32 seviye ama. 32 seviyesi. Golbat bunu öldürsün. Simge sen bu dışarı çıktı. Şöyle bir hemen. Poison Fang'le.
O da bizi burn efekt verdi bize. Bobalt bu savaşı alır ama onu söyleyeyim. Alamaz mı yoksa? Absorb, öldü. Neyse 12 alır. Rock Slide ile işi bitirir ya. Rock Slide evet. Firestone şart. Belli ki işimize yarar. Neyse Simge'nin arkadaşlık seviyesine bakacağım. Simge var evrim geçirsin bölümde. 207 evrim geçirsin Simge bu bölümde ya. Büyük ihtimal. Niye efsane çıkmadı az önce ya? Normalde efsane çıkması lazım. Burası çöl değil mi abi? Ve biz Extreme Yıldız yazdığımız zaman niye bulamadık? Teleport özelliği var bu arada. Bu modda. Lan niye oyun küçüldü? Neyse. Hills, Virtuous, Taiga, Boreal Forest, Desert Hills, Ebony Hills. Desert Hills deseydik. Şöyle bir gidelim bakalım Desert Hills'a. Efsane burada çıkıyor mu? Bakın Keldeo çıkıyor burada. Bak, göl kenarında olsak çok daha kârdaydı. Keldeo'yu yakalarız çünkü. Seviyesi yüksek değil o arkadaşın. 50 seviye. Yani neyse üzülmeyelim. Belki zaten çıkmayacaktı. İhtimalle olsa da. Bu kim? 40 seviye bir şeysin sen değil mi? 40 seviye bir şeysen sen hallederiz seni ya. Simge evrim geçirir bu bölümde ben size söyleyeyim. Merhaba köylü. Köylüyle konuştun. Tebrikler diyor. Biz görev yapalım mı? Ne dersiniz? Bence olumlu düşünürsünüz. Şöyle bir koydum. Açım ben. Yemek yiyeyim. Buradan bir görev yapalım bakalım. Görev yapacağım. Görevci lazım. Sizin göreviniz yok. Ama satışım var size. Attım güzel. Şimdi pointa vesaire. Görev veren bir şey lazım bana. Sen görev vermiyorsun. Burada bir şey var. Burada bir Golduck var. 50 seviye. 50 seviye olması dikkatimi çekti. Onyx halleder. Onyx onu halleder. Ama rakibimiz Golduck. O yüzden su alır. Evet. Ama şimdi onu halledeceğiz. Potion Tailland. Potion efekti almazsa alırız. Tamam. Buradan bir Ultra Ball. Sen bir gel bakalım koçum. 50 seviyesin. Seviyen yeterli gayet. Bu seviyede işimize yararsın. Vah çıktın Pokétop'undan ha. O zaman Dive Ball. Su türüsün değil mi? Türüysen alırız. Dive Ball. Gerçi suyun içinde mi olması lazım Dive Ball etkili olması için. Neyse aldık bence. Hayır alamadık. Alamadık. O zaman bir top daha. Hadi bakalım gel bakalım. Düz topa gelecek mi acaba o toplara gelmeyen? Bakacağız göreceğiz. Düz topa tam gelmedi. Bu Ultra Ball dağıtacağım. Attık bakalım. Simge dışarıda mı bu arada? Bak gene gel. Gene inada bağladı bunlar ya. Bak bu Pokemon'ların inada bağlaması beni deli ediyor gençler. Cidden deli ediyor. İnada bağlıyor da gelmiyorlar abi. Saçma sapan böyle 10 tane 100 tane top atıyoruz gelmiyorlar. Ama artık gelirsin değil mi? Bak gelecek bence artık. Evet böyle işte böyle. After you pound. After you. Dur bakayım after you. Life Dew'un yanına gelsin abi. Bir şey değil mi? Sen kaç seviyesin? Trainer mısın? Trainer değilmiş. Drillbur var. Simge'nin arkadaşlık seviyesi kaç? 212. Simge bölümde evrim geçecek. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun evrim geçiriyoruz abi. Var mı orada Gibble'lar vesaire? Ya da Dergebite'lar vesaireler? Yok mu? Numel mi var? Bize Numel var abi mi diyorsun? Seni de anlıyorum ama olmaz. Sen trainer'a benziyorsun. Dur. Neyse köye dönelim biz yeniden. Yılana binelim. Yılan hızlıdır. Evet. Şöyle bir bakalım. Şimdi görevcileriniz var mı? Senin görevin yok. Gerçi burada görev olan eleman çok düşünmüyorum olacağını. Neyse gidelim mi? Biz gidelim gençler isterseniz. Biz bir gidelim. Nereye gidelim? Bir şey biz Ultra Space'e hiç gitmedik. Gerçi Ultra Space'e hiç gitmedik. Merak ediyorum ya nasıl olmuş. Hiç Ultra Wormhole görmedik ki. Biz aslında Ultra Space'e gidebilen kabiliyette Pokemon'lar lazım. Arceus gibi. Ki Arceus'u elde edemeyiz şu an. Veya şey gibi. Buna biz girdik mi? Bakıyorum. Girdik herhalde. Girmedik. Lucky Egg. Lucky Egg'in bir olayı vardı. Bu ne yapıyormuş? Ha savaşlarda daha fazla XP veriyor. Tamam. Savaşlarda daha fazla XP kim alsın? Bakalım 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 kim alabilir? Incineroar alsın. Incineroar alsın. Bir zamanlar Torraket olarak onu edinmiştik. Sonra büyüdü garip. Büyüdü adam oldu. Hadi oradan buradan Battle Code. Focus Band pekala. Gidelim. İlerleyelim bakalım. Vahalar vesaire var. Bu arada biz bulutlara hiç çıkmadık bu bölümde. Ya da suyun altında bulut değil de hani inventory pet için arkadaşlar olur ya. Onları da hiç görmedik. Ya da gördük mü? Gördüysek ben niye görmedim? Bir gemi var burada ha. Gemiye bir dalalım. Gemide bir şey olabilir. Gemi. Açıl. Açıl. Açıldı. Yanmış mı? Nefes alayım önce. Nefes alıyorum. Nefes aldım. 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 Daldım geri. Şuradan girer miyiz? Girdik. Burada Fire Aspect var. Lapis Lazuli var. Bunu satabilirim. Satmak için şey aldım. Lapis'e şu an gerek yok herhalde. Boku yedik. Boku yedik. Nefes baloncuğumun bittiğini geç fark ettim. Hadi öldüğümüz yere gidelim. Ferro götür beni oğlum. Evet gençler tekrardan geldik şimdi. Şimdi sakince ya da bodozlama dal buraya bak. Kırmam lazım. Hop merhaba. Güzel. İyi ki bu modumuz var bu arada. Direkt alıyoruz ne var ne yok. Uçursanızı beni. Evet burada kaldık mı? Benim herhangi bir yüzebilen Pokemon'um var mı? Zannedersem yok. Evet. Mükemmel. Bir gemi gördük ve hayatımız kaydı. Halledeceğiz. Aslında bir şey diyeyim buradan Dratini falan bulsak garanti hepsi çok iyi olurdu yani. Dragonair falan. 150 şey çıkıyor galiba onun içinden. Orb. Ki orb biliyorsunuz ki efsane demek. Gençler sığ sularda ilerleyelim bakalım. Şu sığ sularda bir blok koyacağım biraz. Koyacak bloğum da mı yok? Gerçekten koyacak blok yok mu abi? Ha kum var. Kum bizim işimize yarayacak demiştim. Bir gün gelecekti. O gün bugünmüş. Uçur beni şimdi reis. Evet uçur beni. Nereye gidiyoruz biz? Desert Hills'a gidin benim abi. Alpler var. Kutuyorlar. Bakıyorum ben canlılar. Mushroom biyomuna gidebiliriz. Mushroom iyi olur aslında. Mushroom. Yok mu abi? Birch Forest, Blue Taiga, Bog, Boreal Forest, Bulbis Gardens, Canyons, Cherry Blossom, Chica Woods, Cold Ocean, Crimson Gardens. Crimson Gardens'a gidelim bakalım. Evet gel gidelim. Bulamadı bu arada ya. Alien Soil Fields. Neyse artık oraya gidelim bakalım. Şöyle ilerleyelim. Hızlıymış zaten. Alien Fields. Acaba bulamadığı biyomlar benim dünyamda yok mu? Acaba boşu boşuna mı ilerleyeceğim? Eğer onlar yoksa. Hani mantar
yapabiliyorum yoksa ben Dynamics bir şeyler yapamam. Ne yapıyorsun? Bu arada gençler videoda ne yapalım onları bir yazın ya. Valla böyle aklıma gelmiyor bazen böyle boş boş bir şeyler yapıyoruz ama yazın deyin abi şöyle yap. E kardeşim böyle yap falan. Bir şeyler deyin de en azından onları yapmaya çalışalım. Ben biraz free takılıyoruz yani. Duskball da çok fazla çıkıyor be. Bu iyi bir şey onu söyleyeyim. Premier Ball. Şekilli şu kulu top yani. Kamera. Almayacağım. Ultra Ball lazımdı. Güzel. Great Ball da bayağı kullanmıştık. Uf yoruldum ya. Duskball'ları alalım bakalım. Great Ball'lar, Duskball'lar. Duskball'a bu kadar varken aslında bu vakitte mi Pokemon avlamaya çalışsam? Biliyorsunuz ki 3-4 kat falan daha fazla ihtimali oluyor. Duskball'a gelme ihtimali bu havalarda. Geceleri yani. Güzel güzel toplar güzel geldi yani. Great Ball'lar geldi, Duskball'lar geldi, Ultra Ball'lar geldi. Ve geliyorlardı abi toplar baksanıza. Normal topların iki tanesi niye birleşmedi bilmiyorum ama onları aldım. Hyper Potion'lar var. Gelsinler. Artık top almıyorum o derece yani zengin yolaştı. Diğer linkler vesaire fototlar var. Simge'nin arkadaşlık seviyesi kaç şu anda Simge'nin? Stat dedim. 216 değil mi? Simge birazcık dolaşsın. Evet Shopkeeper ne yapıyorsun? Sana satacağım bir şey vardı benim. Ooo iyi para ediyor. Güzel. Ne var bu arkadaşta? Mesela Thunder ve Mega Kick'ler vesaire Beating Up'lar. Fall Swipe var mı? Var. Fall Swipe alalım. Fall Swipe'ı aldık. Hangi Pokemon'a basalım gençler? Hangi Pokemon'da işimize yarar? Yüksek seviye bir şey basalım ki. Vurduğunu indirebilirsin anladın mı? Aslında Incineroar'a basılabilir. Simge'yi hep kullanacağımız Simge'nin Fall Swipe'ı olabilir elbette. Ki Simge çok mantıklı gözüküyor şu an gözüme ama yüksek seviyeli bir Pokemon değil. Böyle yüksek seviye bir Pokemon lazım. Güçlü olsun, yüksek seviye. Onix olabilir. Burada en mantıklısı Onix gibi aslında kadro. Trucklock falan filan var ama emin de olamadım bak şimdi. Aslında bizim buraya işaretlerimiz iyi olabilir biliyor musunuz? Bak Shopkeeper'a gidelim. Fall Swipe aldığımız adamı işaretleyelim bakalım. Şuradan bir yerden almıştık ama kimden almıştık? Bunları biz aldık mı baksanıza almadığımız yerler var. Quick topları falan var yani. Artık bakamadığımız, erişemediğimiz bölgelerde çok fazla top var. Abi efsane bir çıksa kesin yakalarız ama bir şeyler yaparız. Kimdi ya o arkadaş bize şey yapmak isteyen, bize diyen Fall Swipe var bende. O arkadaşı işaretlemek istiyorum bulamıyorum. Shopkeeper şu muydu? Yok. Beni salsana reis. Tamam saldı. Shopkeeper sensin. Sende mi var? Fall Swipe'ı bu satmıyor. Bu topçu abi. De, topçu değil. Bize başka şey lazım. Sen miydin? Shopkeeper değilsin. Sen Shopkeeper'sın. Yok değilsin. Toplar maplar var bu adamlara ya. Uyuyalım ya. Bak şurada bir yer uyuyalım. Şuraya da işaretleme koyalım ya. Unutacağız yoksa. Nasıl işaretliyoruz? B mi diyoruz? Ne diyoruz? Z, X, Ö mü? Ç mi? Nokta. Şu. Ş. Heh. Bunda Fall Swipe var. Fall Swipe dedim. Çok ilginç yazdım. Fall yazsak. Fallsız yazsak olur abi. Fall Swipe dedim beyaz olur. Heh şu renk olur. Bu ne? Top. Reper kullandım. Yanlış reper kullandım. Hayır olamaz. Yani zaten gerçi reperin hiçbir anlamı yok ki şu an. Ha şu arkadaş mı satıyor? Evet bu arkadaş satıyor. Hala satıyor musun? Fall Swipe hala satıyorsun. Çok güzel. İyi ki paramız varmış ha. Demek ki para bugünler için lazım. Şimdi Pokemon'u bir seçmekle aldım. Hangi Pokemon Fall Swipe öğrensin. Tedrusa'da şey çıkıyor. Adrenon'un deri çıkıyor. Deri lazım bize. Uyutalım önce ya biz burayısı. Bak elektrik felç yaptım. Öldüremeyebiliriz bunu. O yüzden bir seviye pro geçeceğim. Bir tane koyacağım. Evet güzel. Balık çıktı bu sefer şansımız ama. Uyuyalım. Çantamız yok mu? Çantamız burada. Neyse buradayken hazır bayağı yemeyelim. Bak istemeyince de alıyorum hemen sırtıma. Uyu bakayım. İlginç bir şey ya. Cidden. Hop uyuduk. Şimdi sırtımıza geçirdik. Fall Swipe'ı şimdi öğretelim birine. Efsane bir çocuklar süremiz var. 18 dakika. 18 dakika yetişir mi? Yetişmez. Maalesef ki efsanesiz bir... Evet gençler yavaştan videoyu bitirelim. Tamam bir yavaştan bitirelim. Ama ondan önce pasta yiyelim de biz Fall Swipe'lı Pokemon seçelim bakalım. Fall Swipe öğretelim birine ki hem bölümün başı güzel olsun yani Fall Swipe öğrettik. Gibi bir şey olabilir. Mesela güzel bir şey çünkü Fall Swipe yani. Video içeri. Bir resim de çekiniriz. Abi şimdi Onix aslında Simge de evrim geçirsin bu bölümde tamam mı? İki tane, iki yerden de kazanalım. Tam evrim geçecek kıvama da gelmiş hazır Simge. Bir trainer bulalım önce. Ama her şeyden önce aslında şey yapalım ya. Fall Swipe'ı öğretelim. Fall Swipe'ı kime öğretebiliriz gençler? Doglock var, Furfro var. Böyle güçlü bir şey öğretmek istiyorum. Güçler arasından konuşuyorum o yüzden. Aslında burada böyle aman aman güçlü bir şey yok gençler. Duck, yani Golduck var aslında. Golduck'ın IV değerleri yüksek ama sürekli yanımızda olmasını istiyorum. Onix olabilir mi? Onix'in statları kaç mesela statları? %65 defansı var abi. Ata çok yüksek değil. Yani Incineroar olabilir aslında. Incineroar'un gerçi belki Swiper'ın da çok yüksek. Ata. Incineroar'un daha dengeli bir Pokemon. Incineroar defansı da var vesaire. Ve Incineroar bizim yanımızda uzun süre kalma potansiyeli de var bence. Simge'ye de öğretebiliriz aslında yine dediğim gibi ama emin olamadım. Ama şu anda ata'ya en yüksek olan Swiper'a vermek istiyorum ben ya. Fall Swipe'ı. Swiper'a vermek istiyorum. Fall Swipe'ı öğren. Öğrenemiyor mu? Tamam Incineroar öğreneceksin o zaman. Incineroar öğren. Öğrenemiyor musun? Bir dakika. B planı. Golduck'a bakayım. Peki de Golduck'ın gelmesi gerekiyordu. IV'si kaç bu arada? 55. İdeal. Şöyle bir. Öğren bak. Kendin mi öğrenemiyorsun? Pekala. Simge? Simge de öğrenemiyor. Onix zaten öğrenemiyordu galiba. Ama bakalım. Öğrenemiyor. Kim öğrenemiyor peki? Fall Swipe'ı. Okan öğrenebilir burada. Okan Reis öğrenebilir. Ama bir saldırısı var sadece. Pek yani. Bakıyorum. Drucklock.
Ata yüksektir bunun. Hızı yüksek. Sen öğrenebiliyor musun peki Struglock Race? Bu da öğrenemiyor. Ama o zaman kim öğreniyor? Bellyif'ler vesaireler vesaireler var. Bellyif güçsüz kalır aslında ya. Şu an hiçbir öğrenebilen Pokemon'um yok mu? Ciddi miyiz? Peki ciddiyiz diye düşünüyorum. Diğer bölüme kaldı o zaman False Vibe olayı da. PC'mizi alalım da unutmadan. Neyse. Diğer bölüme kaldıysa Simge'yi bir evrimleştirmeye çalışalım. Öldür şunu bakayım. Aa tek atamadı ha. Simge'nin tek atmasını beklerdim. Biraz yüksek bir şey lazım. Trainer bulursak aslında çok iyi olur. Güzel bir yol var şurada. Buraya doğru ilerleyebiliriz. Pokemon bulursak aslında güçlü bir Pokemon. İyi olur. Burada hangi efsaneler çıkıyor? Burada Shaman çıkıyor abi, Shaman. Yani fena değil ama efsaneler aslında çok benim efsaneler değil. Merhaba Stins. Abi şimdi Simge'ye güzel bir XP verirsin diye düşünüyorum. Yağım dedin. Uyutturum. Uyutturum. Uyut. Uyur şimdi o. Vurmadı güzel. Biz vurabiliyor muyuz? Peki biz vurabiliyor muyuz? Vuramıyor mu? Tamam vuramıyorsak Pokemon değişikliği mecbur yapacağız. Zrakloak dedim. Quick Attack. Bir Quick Attack daha yapıştırırım. Nedense oyun aşağı indi. Hop bir tane daha yapıştırdım. Simge evrim geçirsin. Simge geçirme devrim çünkü XP'si daha duruyor. Bakayım az bir şey kalmış. Bir tane bu ayarda daha Pokemon lazım. Bu ayarda bir Pokemon daha olursa çok iyi olur. Sen nesin burada bir şey gördüm. Metapod mu? Peki. Metapod değil de böyle güçlü bir şey lazım. Yani aşırı güçlü de olmasın. Ama güçlü olsun. Metapod mu? Ne kadar Metapod var oğlum bu dünyada? Neyse öldüreyim. Şöyle bir Metapod dedik. Güzel. Kim evrim geçiriyor? Simge evrim geçiriyor. Evet. Simge'ye evrim geçirtiyoruz şu anda. Simge neredesin? Simge'yi göremiyorum. Ama ışıltıyor. Evrim animasyonu değişmiş. Evrim animasyonu değişmiş. Yukarı doğru gidiyor. Sonra aşağı iniyor. Ve Togekiss oluyor. Togekiss diyorum. Bu neydi ya? Unuttum. Neyse. Fairwind'lar vesaire vesaire. After you. Ya. Ancient power. After you yerine koy. Simge neredesin Simge? Simge şu anda burada. Çok şirin, çok tatlı. Şöyle bir Simge'yi göstereyim. Darısı Crobat'ın başına değil mi Crobat? Çıkıp meydan anda. Biraz mutluluk, arkadaşlık bir şeyin artsın. Nerede Simge? Burada gizemli bir şekilde kayboldu. Peki bizim bulduğumuz o arkadaş nerede bu? Şu Evoils. Simge'ye verirsem. Simge gel buraya Simge. Evrimleşir mi? Verdim. Ne oldu? Bu verici evrimleşmiyor mu yok? Neyse evrimleşmiyorsa evrimleşmiyor. Simge'ye vermeye devam edeyim bunu da. Seviyesi artsın sürekli. Simge'nin statları ne şu anda? Statları güzel. Defans olarak güzelmiş. Ama bir tane böyle fizik saldırı lazım Simge'ye ya. Gerçekten. Neyse. Simge evrimleşti diye başlık koyacağız o zaman. Güzel fena bir video olmadı. Daha iyi olabilir miydi? Tabii ki daha iyi olabilirdi. Çok fazla bir şey yapamadık. Bir Natural Compass yaptık aslında kayda değer. Ciddi ciddi kaydeder. Bir de Simge evrimleştim. Başka bir şey yok gerçekten videoda. Kusura bak başka bir şey olsa da daha güzel bir şeyler yapmak isterdim ama olmadı. Ya planlı değildim aslında. O da benim suçum. Biraz plan yapsaydım belki güzel bir içerik sizlere sunabilirdim ama cumartesi günü sözüm olsun ilginç bir güzel bir video olacak. Cumartesi günü sözüm olsun güzel bir video olacak. Çok daha farklı şeyler aslında planlayıp cumartesi günkü videoyu çekeceğim. Planladığım için de güzel bir içerik olacak. Belki çok uzun bir içeriği kısaltacağım ama cumartesi günü videoyu bekleyin ya. Güzel şeyler olacak orada. Simge gelsene Simge. Simge gel bir fotoğraf çekelim. Simge. Neyse gençler koşun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu arada bir sonraki videoda. Bay bay. Katıl butonuna tıklayıp bana destek verdiğiniz için çok teşekkürler.